Biz insanlar diğer canlılardan farklı olarak ihtiyaçlarımızı giderirken çöp üretiyoruz. Yaşam alanlarımızı kirletiyoruz. Kullandığımız malzemeler çok hızlı bertaraf edilmiyor doğada. Bunun bir faturası var. Bir para cinsinden bunları edinmek için ödediğin fatura var. Bir de hiç ödemediğin çöp kısmının faturası var. Yani o görünmeyen faturayı bir yere atıp kaçıp gidiyorsun. Ya bunu bil. Böyle bir faturan olduğunu bil. Bunu ödemek için de hayırlı bir iş yap da hala zarar vermeye devam ediyorsun her faaliyetinde. Yarar da sağlayarak bu dengeyi kuralım. Hatta artıya geçelim. Topraktan domates yiyoruz ama geriye toprak bir sonraki sezon daha güçlü olsun. Dışarıdan bir şeyler getirip onu güçlendirmeye uğraşmayalım. Gübre gibi en masum organik bir nesne. Ama bununla bile uğraşmayalım. Bunun için traktör çalışmasın, bunun için kepçe çalışmasın, bunun için karbon salmayalım yani. İklim krizini şey yapmayalım. Ha bunları düşünüyorsunuz, araba kullanmıyorsunuz. Tabii ki kullanıyoruz. İşte ama yaptığımız faaliyetlerle kullandığımız aracın atmosfere saldığı şeylerden de bertaraf olalım. Yani oradan da vicdanımızı temizleyelim. Karbon ayak izimizi temizleyelim gibi niyetlerimiz var. Ya ben tamam araba kullanıyorum. Tamam mı? Yunan tütünü de içiyorum. İçmek istiyorum. Tamam mı? Arada bir kahve de içiyorum. Ta Brazilyalardan gelmiş şimdi. İçmesek olur. Muz mesela. Ama hani bu tüketimden faydam daha çok diye düşünüyorum. Diktiğim ağaç sayısı, bugüne kadar ki diktiğim ağaç sayısı. Şu an ağaçların hali nedir bilmiyorum. Güzellerdir çünkü hepsi azot bağlayıcı, suya çok ihtiyacı olmayan ağaçlar. Şu anda daha yeni dikiyoruz bir sürü ağaç. Kökümden filizlenmeye başladığımda etrafım orman olmuş olacak. Ben Ece, 27 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Peyzaj mimarıyım. Ve son 7 aydır kırsalda yaşıyorum, Kaz Dağları'nda. That's it. Üniversitedeyken bir sene yurt dışında Erasmus programıyla Polonya'da okuma fırsatım oldu. Aslında beni buraya, işte kırsala getiren hikayenin başlangıcı orada. Orada başladı hikaye. Nasıl başladı? Erasmus yaptığım süreçte işte gittiğim yer etrafında gezmek istedim. İlk başta gezmeye çalışırken daha uygun nasıl gezebilirim, daha işte öğrenci olarak daha ucuza nasıl gezebilirim diye araştırırken karşıma birçok gezgin çıktı. Onları takip etmeye başladım. Onlardan da gönüllülük kavramını öğrendim takip ederken. Aslında başlangıçta benim için gönüllülük kavramı ucuza gezme yöntemi olarak keşfettiğim bir şeydi. Yani gezerken aslında orada, yani şimdiye kadar Türkiye'de, İstanbul'da yaşadığım hayatın biraz tüketim odaklı olduğunu fark etmiş oldum. O zamana kadar nasıl bir yaşam sürdürdüğümün çok farkında değildim. Fark ettim ki yani önüme gelen gıdanın, işte kullandığım eşyanın, giydiğim kıyafetin nereden geldiğinin çok da farkında değilim. Beni ilk bu sorgulamaya iten bu geziler oldu. Yani en azından neyi tükettiğimin farkında olarak tüketmeyi öğrendim diyebilirim. Bu da beni birazcık böyle hani üretici tarafta olma isteğine yönlendirdi. Böyle olunca Türkiye'ye geldiğimde de yine gönüllülük nerede yapabilirim ona bakmaya başladım. Sonra ilk Tatuta'yı görmüştüm, Buğday Derneği'nin gönüllülük platformunu. 2019 yazında Gençler Kırsal'a başvurusu karşıma geldi. Aynı anda Orman ya Gıda Ormanı projesine de Tatuta'dan başvurdum. İkisinin bağlantısını bilmeden başvurdum. Sonra ikisine de kabul aldım. Buraya geldim.